Merhabalar. Özellikle Windows 10'da karşılaşılan %100 disk kullanımı sorununun çözümünü anlatmak istiyorum. Eskiden bu sorunu yaşıyorduk. Windows 8'de, Windows 7'de de yaşanabiliyordu. Fakat unutmuştuk artık kullandığımız bilgisayarlarda daha çok SSD kullanıldığı için SSD'lerde bu sorun yaşanmıyor. Eğer sistem SSD kurulu ise eski tip hard disklerde bu sorun yaşanıyor. %100 disk kullanımı sorunu günümüzde de çok iyi konfigürasyon ama SSD kullanılmayan bilgisayarlar var. Özellikle toplama bilgisayarlar var. Bu bilgisayarlarda da konfigürasyon, RAM, işlemci çok çok iyi olmasına rağmen yine de yaşanabiliyor. İşte film izlemek, televizyon izlemek için bir tane bilgisayar aldım. Eski uygun fiyata bir bilgisayar aldım. Konfigürasyonu da fena değil. 4 çekirdekli işlemcisi var. 8 GB RAM'i var. İyi bir konfigürasyonda bir bilgisayar aldım. Tabii eski hard diskler olduğu için bu sorunu yaşamaya başladım. Çözüm için internet araştırmaya başladım ve birçok şey denedim. Tabii yabancı kaynaklara da baktım. Söylenenleri denedim ama bir çözüm bulamadım. Belli bir süre sonra, yaklaşık bir hafta sonra aynı sorun tekrar başlıyordu. Hatta format da attım. Bilgisayar 6-7 gün çok güzel, hızlı çalışırken neredeyse ortalama bir hafta sonra bilgisayarı bir açıyorsunuz, bilgisayar açılmıyor. Saatlerce bir şeyler yapıyor, 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 açılmıyor. Görev yöneticisi bile geç açılıyor. Şu an ben açayım, Ctrl Shift ve Esc'e basıyorum ve açıyorum. Şurada gördüğüm sorun disk kullanımının, yani bu %3 olan disk kullanımının %100 oldu. Tabi bu bilgisayar değil, benim bu videoyu çektiğim bilgisayarda olmuyor bu olay. Ama sonuçta onda da Windows 10 yüktü, bunda da Windows 10 yüktü. Yapılacakları bu bilgisayar üzerinde göstereceğim. Yani bu %100 disk sorununu yapacağım şu iki şeyden sonra çözüldüğünü görüyorum. Bu iki ayardan sonra bu sorunu yaşamadım. Yani hangisi çözdü tam bilmiyorum ama bu iki ayar bendeki sorunu çözdü. Sizde de %100 disk kullanımı sorunu varsa, yani şurası %100 ise, bilgisayarınız donuyorsa, hiçbir şey yapamıyorsanız saatlerce bu çözümleri deneyebilirsiniz. Muhtemelen sorun ortadan kalkacaktır. Ayarlara geçelim. Birinci ayarımız için bilgisayarıma giriyoruz. Herhangi bir klasör açalım. Şurada bilgisayar var. Bilgisayar kısmına sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Burada gelişmiş sistem ayarları var. Tıklıyorum. Performans var. Gelişmişin altında ayarlara tıklıyorum. Burada yine gelişmiş var. Bu gelişmişte sevgili arkadaşlar şu sanal bellek var. Bunu değiştir diyorsunuz. Şu üst taraftaki tüm sürücülerde disk belleği boyutunu otomatik yönet var. Bu tiki kaldırıp aşağıda disk belleği dosyası yok diyorsunuz. Bunu ayarla diyorsunuz. Burada bir ayar veriyor. Bir sistem hatası ile ilgili ayrıntıları kaydetiyor burada. Yani diski kullanıyor. Bunu evet deyip kapatıyorsunuz. Tabii ben bu bilgisayar SSD olduğu için sorun yaşamadığım için yani bunu hem evet diyorsunuz hem de aşağıdan tamam deyip kapatıyorsunuz. Ben bu bilgisayarda sorun yaşamadığım için kapatmıyorum. Birincisi bu yaptığım. İkinci ayara geçiyorum. Bunun için diskinize sağ tıklıyorsunuz. Özellikleri tıklıyorsunuz. Burada araçlar var. Araçlara tıklıyorsunuz. En iyi duruma getir seçeneği var. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi bakın şurada ayarları değiştir var. Ben daha çok bundan şüpheleniyorum. Çünkü haftada bir sürücüler otomatik en iyi duruma getiriliyor. Ben de bu yaşadığım sıkıntıyı aslında haftada bir yaşıyordum. Demek ki haftada bir, yani bununla ilgili olma ihtimali yüksek. Burada ayarları değiştir diyorsunuz. Şuradaki şu haftalık kısmını veya zamanlamaya göre çalıştır tikini kaldırıp tamam dediğinizde bu haftada bir veya hangi ayarda seçildiyse o sürede bir sürücüleri en iyi duruma getirmiyor. Tabii sürücülerin en iyi duruma getirilmesi, bu hard diskteki yerlerinin değiştirilmesi uzun süre alan bir sistem ve disk kullanımını büyük ihtimalle bu etkili olabilir. Ben dediğim gibi yine bu bilgisayarda bu sorunu yaşamadığım için bunları yapmıyorum. Ama siz SSD'nin sisteme kurulu olmadığı ve bu sorunu yaşadığınız bilgisayarlarda bu iki ayarı yaptığınızda sorunuz büyük ihtimalle çözülecektir.